Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bir Müslümanın din kardeşine şaka maksadıyla gavur, kafir gibi kelimeler söylemesi kendisini küfre düşürür mü? Evet. Bunlar doğru sözler değil. Allah muhafaza eylesin. Dinden uzak olan insanlarla yaptığım evlilik görüşmelerimde 3 defa görüşmenin yetmeyeceği cevabını alıyorum. Böyle durumlarda nasıl davranmamız gerekir? Vallahi bununla alakalı ben bir hadis okuduydum. Ama okuduğum yeri bir türlü bulamıyorum şu anda. İşte 3 sefer görüşüleceğine dair. Bunu nerede okudum, ne zaman okudum, nasıl okudum? Bunu Ankara'dan bir kardeş bununla alakalı benden bu hadis nerede diye sormuştu. Ama bir türlü bunun yerini bulamıyorum. Uzun zamandan beri, daha doğrusu çok böyle etraflı aramadım. Normalde bu 3 defa görüşmeyle alakalı o hadisi bulamadığımdan dolayı bu 3 sefer görüşülecek sözünü şu anda kendi kendime, kendi sözümü rafa kaldırıyorum. Hadisi bulamadım çünkü. Zahiri olarak bulamadığımdan dolayı bununla alakalı 3 sefer demeyeceğim bundan sonra. Hadis-i şerifi buluncaya kadar. Ama normalde 3 sefer görüşme yetmeyecek. Bir kimse kendince öyle diyorsa bunun kararını neye göre verecekler? İşin bir de bu tarafı var. Yani evlilik görüşmesi ne kadar sürecek? Makul süresi ne kadar olur? Yani görüşüldü, konuşuldu, bir daha görüşüldü, bir daha konuşuldu, bir daha görüşüldü, bir daha konuşuldu. Ne kadar konuşacaklar? Sonrası flörte girmeyecek mi? Adını flört diyorlar ya şimdi. Anne baba buna nasıl hükmedecek? Neye göre hükmedecek? Sıkıntılı bir durum. Yani o zaman bir erkek veya bir kadın nefislerine tatlı geldi, heva heveslerine uydu. Görüşüyorlar boyuna. Kızın annesi babası ne düşünecek? Burada sıkıntılı bir durum çıkıyor ortaya. Şimdi bununla alakalı, görüşmeyle alakalı, sınırlamayla alakalı ayet-i kerime yok. Hadis-i şerifi de bulamadım. Daha doğrusu tam teferruatlı bir şekilde arayamadım. Zamanım olmadı. Ama kendimce düşünüyorum şimdi, kendi kendime içtihat edeceğim. İyi, 3 sefer değil, kaç sefer? 5 mi, 7 mi, 9 mu, 11 mi, 13 mi, 15 mi, 3 ay mı, 5 ay mı, 1 sene mi, 2 sene mi? Sıkıntı var. Pek azınız iman etti ayeti. Şimdi tabii normalde 3 sefer yetmedi diyen bayan mı, erkek mi? Bir de dünyayı kurtaracaklar sanki. Görüşecekler, görüşecekler, görüşecekler. Millet 5 yıl görüşüyor, 6 yıl görüşüyor, 7 yıl görüşüyor. Evleniyor, 7 gün sonra boşanıyor. Tabii Mehmet Ali bir şey attı hafta içinde. Dedim bunu derste paylaşayım. Şimdi yeni bir boşanma modeli çıkmış. Erkek dinini değiştirmiş boşanabilmek için. Ya İslam yazıyor ya.
Adam gitmiş, mahkeme vermiş. Ben Hristiyanım demiş. O zaman daha mı çabuk boşanıyor Mehmet Ali? Allah yesin inşallah ya. O yüzden bunun bir şeyi yok. Bir şey diyemeyeceğim şu anda. Pek azınız iman etti ayeti dünya üzerindeki sufi topluluklar için mi söylenmiştir? Yoksa sufi toplulukların içinde maneviyat olarak daha önde olan rüya gören ve hal gören sufiler için mi söylenmiştir? Bunu çok azınız iman etti, müminler için söylenmiş bir söz. Gerçekten takva sahibi müminler için söylenmiş bir söz. Bunu sufiler de eğer gerçekten o takvaya ulaşırlarsa bunda bir sıkıntı yok. Hal görmek, rüya görmek takvaya eriştiğinin göstergesi değil. Bakın tekrar söylüyorum, hal görmek, rüya görmek bir kimsenin takvaya eriştiğinin göstergesi değildir. Yani rüya görmeyen de, hal görmeyen bir kimse de takvaya erişebilir mi? Evet. Nice rüya görenlerden, hal görenlerden iyi olan derviş kardeşler var. Sözünde, özünde, ahlakında, edebinde, hizmetinde, çalışmasında, koşturmasında var. O yüzden rüya, hal, bu tip şeyler bir veçeden ölçüdür, bir veçeden değildir. Siz üstadınıza özel dua yapıyor muydunuz? Sizin olmadığınız zamanlarda dergahımızı sevk ve idare edecek olan abiler kimler? Bizim onlara hürmet ve saygımız ne olmalıdır? Sufilikte hiyerarşi vardır. Hiyerarşisiz bir sufi topluluğu düşünülemez. O yüzden sufilikteki hiyerarşi, mesela eğer birisine özel bir işte sen nakipsin, sen nügabbasın, sen halifesin denilmediyse bizde yok şu anda. Hiç kimseye denilmedi. O zaman orada normalde ders yaptıranların içerisinde ilk ders yaptıran kim? Çavuş olarak. Bu konuda bizde sıralama herhalde birinci Hüseyin olacak. İkincisi Adnan senin mi yoksa Cafer'in mi? Cafer. Bilmiyoruz. Hangisi Hüseyin senden sonra? Cafer mi? Yok o ayrı mesela. Ders yaptırma. Cafer mi? O zaman ikincisi Cafer, üçüncüsü Adnan şu anda. Ders yaptıranların içerisinde. Herhalde dördüncüsü Hacı Mehmet olacak galiba. O bayınlardan normalde ondan sonra sıralanıyor. Örnek. Hacı Mehmet'ten sonra Barbaros var herhalde. Değil mi Barbaros? İstanbul'a gittiğinde başladıydı. Hacı Mehmet'ten sonra Barbaros var. Ders yaptıran. O şey var, İsmail nerede bizim ya? Demirtaş'ta. İsmail var. O senden önce, değil mi Barbaros? İsmail senden önce. Lan İsmail eskisin sen de maşallah, subhanallah ya. Evet. Biz de şimdi bunlar çok önemli olmadığından hani bu tip mevzu öne gelmez. Hani böyle konuşulmaz. Birisi böyle bir şeyi öne atmaz bizde kolay kolay. Ama normalde hiyerarşik olarak sıralama bu noktada bellidir. Üç aşağı beş yukarı ama
Mesela İstanbul'daki arkadaşlar örneğin Barbaros'a tabi olacaklar. Örneğin işte Çanakkale, işte Halit'e tabi olacaklar. İşte İzmit. Nerede? Cemil geldi mi? Cemil, evet. Cemil hem Adapazarı'nın hem de İzmit'in abisi. Tabii İzmit'te o normalde ders yaptılar. Nerede hocam? Evet. İzmit'te de ders yaptıran Yusuf Hoca var. Normalde işte her yerde ders yaptıran bir kardeş var. Mehmet Ali örneğin işte Yunak'ta ders yaptırıyor. Yunak'a gidiyor, çevreye gidiyor. Niğde, Akşehir, Konya. Başka neresi var Mehmet Ali? Üç yer var değil mi? Kazalar, köyler var oralarda. Mehmet Ali o bölgeye gidiyor komple. Şeyde ne o? Afyon'da gene Mehmet Emin var. Ondan sonra ders yaptıran. İl ilçe olarak gideceğim de şimdi şey nerede? Erdoğan gelmedi herhalde Tekirdağ. Tekirdağ'da Erdoğan var. Keşan'da Abdullah var. Başka bizim Bayındır'da Nuri var. Nuri tabii şey olarak ders yaptıranların yok. Senden eski değil o. Senden eski ha. Yok, ders yaptırma da eski. Değil mi? Şey İsmail gidiyorum dediğinde kim yaptır dedi orada? Yok. İmam İsmail gittiğinde ondan sonra kim yaptırdı orada? Ha şey Ömer miydi? Yok. Nuri Şeyh Efendi'nin zamanından değil mi o da? Tabii. Yok. Yok değil yaptırmadı. Nuri ders olarak önde. Tabii ilk ders alan da Oktay. Öyle olunca Oktay hepinizin abisi. O ne şimdi kuruluyordur ha İzmir'de. Tamam. Bir nargilesi eksiktir şimdi. Oktay benim Bayındır'da da benim zakirliğimin başlangıcında ilk ders verdim kimse. O yüzden Oktay bütün dergahın abisi. O nereye giderse gitsin herkes hürmet edecek. Ona herkes saygılı bulunacak. Oktay bu noktada bütün her yerin abisi. Free. Cenab-ı Hak ona da öyle nasip etmiş. Öbür türlü arkadaşlar başlarında hepsinde bizde şeydir. Bir yerde ders varsa orada bir görevli vardır. Herkes görevliler başlarındaki görevliye tabi olurlar. Onlar da onların derslerini yaptırırlar. Herkesin başında bir görevlisi var. Ama normalde şey olarak dergahın umumunu ilgilendiren şeyler olursa bizim istişarelerimiz var zaten. Arkadaşlar, kardeşler istişare ederekten ne yapılması gerekiyorsa yaparlar inşallah. Bu yola başlayalı 3 yıl oldu. Dervişlik yolunda ilk 3-4 ayım mükemmeldi. Yani zikirden, ibadetten zevk alıyordum. Virdime hiç ara vermedim. İşte de olsam, yolda da olsam bir şekilde virdimi tamamlamaya çalışıyorum. Benim sorum şu, şu anda eski aşk yok bende. Bu normal midir veya ne yapmam gerekiyor? Nefis mücadelemle en iyi nasıl baş edebilirim? Hakkınızı helal edin. Yola her gün yeni başlamış gibi başlarsanız bunları yaşamazsınız. Ama normalde bu tip şeylerde iniş çıkış yaşanır. Bu iniş çıkışlar yaşandı diye ümitsizliğe düşmemek lazım. Derslerinizi çekeceksiniz. İstikametinizi düzgün tutacaksınız. Dersini çekmek, derse gitmek o kimsenin istikametini düzgün tutar. Ne olursa olsun mahallende, şehrinde, nerede bir ders varsa muhakkak derse gideceksin. İki dersini çekeceksin. Mümkün olursa buraya derse geleceksin.
mümkünse bir işin ucundan tutacaksın. İnşallah istikamet düzgün olur. Eşinin sütünü içen kocanın eşiyle durumu nasıldır? Çocuğuyla süt kardeş olur mu? Böyle bir soruyla karşılaştık, cevap veremedik. İnsan eşinin sütünü içse ondan süt kardeş olmaz. Bir hatta çocuk dahi süt kardeş olması için belli bir yaşa kadar süt kardeş olur. Mesela 2 yaşına kadar. 2 yaşından sonra bazı Hanefilerin ve Şafilerin ayrıştığı yerler var. Ama ortalama 2 yaş diyelim. 2 yaştan sonraki bir çocuk süt de içse süt kardeş olmaz. Başka bir çocuk da süt içse süt kardeş olmaz. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye sorar. Allah'ı seviyor musun? Evet. Resulünü seviyor musun? Evet. Kızım Fatıma'yı seviyor musun? Evet diye cevap verir. Hazreti Peygamber bir kalpte 3 sevgiyi nasıl barındırıyorsun diye sordular. Görüşlerinizi lütfeder misiniz? Hiç okumadım böyle bir şey. Hiç okumadım. Ama geldi bedevinin birisi dedi ki içimizden en fazla kimi seversin? Ayşe'yi dedi. Onu değil ya Resulallah, erkeklerden bizden kimi seversin dedi, Ebu Bekir'i dedi. O zaman onun kalbinde de 3 tane olmuş olmadı mı? Hem Ayşe var, hem Hazreti Ebu Bekir var, hem Hazreti Allah var. Bu soru hadis kitaplarında yok. Benim okuduğum yerlerde yok en azından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Cebrail aleyhisselam arasındaki konuşmada vahyin nasıl getirdiğini sorar. O da Sidre-i Münteha'ya kadar çıktığını söyler. Çıktığını söyler. Daha çıkamadığını söyler. Peygamber Efendimiz ise ya Cebrail bir daha çıktığında oradaki ince zarı kaldır, oradakinin kim olduğuna bak der. Ve o kişinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görür. Sorum şu, Allah bilinmezdi, bilinmekliği istedi. Peygamber Efendimizin bilinmekliği arasındaki ölçüyü nasıl anlamalıyız? Bilinmezdi, bilinmekliği istedi. Peygamber Efendimizin bilinmekliği arasındaki ölçüyü nasıl anlamalıyız? O peygamber, Hürkü Allah, Allah'ın bilinmekliği ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bilinmekliği aynı nokta değil. Hakkınızı helal edin. Sorusu olan varsa sorsun. Bir şey okumayacağım bu gece çünkü. Dervişler üstadını beklerken nasıl davranırlar, nasıl bir halde olurlar? Bu dergahlarda dervişler üstadı beklerlerken değişik usuller, kaideler koymuşlar. Bu değişik usuller, kaidelerin içerisinde işte mesela ilahi okunması da var. İnsanların oturup çay içmeleri, birbirleriyle sohbet etmeleri de var. Ben açık konuşacağım şimdi. Ben mesela ilahi söylenmesini uygun görmüyorum. Ama arkadaşlar söylüyorlar. Buna söyleyecek bir laf yok. Ama kardeşler mesela buraya geldiklerinde çok yüksek sesli olmadan çay içebilirler, birbirleriyle sohbet edebilirler, birbirleriyle tanışırlar, birbirleriyle kaynaşırlar. Derse hazırlık yaparlar. Herkes sarını, takkesini, işte haydarisini, kıyafet değiştirecekse adaba uygun kıyafet değişimini yapar. Beklerler. Bu normalde arkadaşların, kardeşlerin, dışarıdan gelen, içeriden gelen hepsinin birbirleriyle kaynaşmaları için de uygun. Normalde
Benim bir şeyim vardır. Hani usulüm, ben böyle küldür tek girmem içeri. Ne kadınların sohbetine, ne erkeklerin sohbetine. Benim geldiğim haber verilir, söylenir. Geliyor, geldi, şu bu, neyse. O esnada arkadaşlar kendilerince bir düzen alırlar. Derlenip toparlanırlar. Mesele biter. Aslında sohbetten sonra da, zikrullah'tan sonra da normalde çay fastı var. O çay içerken de arkadaşlar çok sesli olmamak şartıyla kendi aralarında konuşurlar, çay içerler. Böyle çok nahoş, çok böyle yüksek perdeden olmadığı müddetçe sohbet devam eder. Eğer bir soru sorulur, bir sohbet devam ediliyorsa herkes pür dikkat sohbete kesilir. Sohbeti dinler. Ama sohbet yoksa, çay içiliyorsa herkes oturur, çay içer. Bu noktada hani dersten önce burada arkadaşların işte normalde ilahi söylüyorlar, neden söylüyorlar diye söylemiyorum ben, yanlış anlaşılmasın. Ama arkadaşlar, kardeşler haftada bir araya geliyorlar. Dışarıdan gelen arkadaşlar, kardeşler var. Onların birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmaları, kardeş hukukunu geliştirmeleri ancak birbirleriyle sohbetle mümkün olacak. Birbirleriyle tanışacaklar, birbirleriyle sohbet edecekler. Dergahta böyle fazla gruplaşma olması hoş değildir. Hani nasıl işte İstanbullular bir yerde toplanmış, İzmirliler bir yerde toplanmış. Bu uygun değildir ana merkezde. Herkes serbest, hür, birbirleriyle sohbet eder, konuşur, tanışır. Birbirlerinden varsa muhabbet edecekleri bir şey muhabbet ederler. Ta ki ne zamana kadar? Sohbet başlamasına 5-10 dakika kalıncaya kadar. İşte geldi, geliyor filan dendiğinde herkes bir sohbet düzeni alır, mesele hallolur. Şimdi sohbet düzeni alırken de, normalde zikrullah düzeni alırken de herkes kendince kendi adabını, erkanını, kendi hiyerarşisine uygun yere oturur. İlahi söyleyecek olanlar ilahi söylenecek yere. İşte ders yaptıracak olan ders yaptıran çavuş kardeşler oralara. İşte ne bileyim sesi, nefesi, temposu düzgün olanlar birinci alakaya, ondan sonra ikinci alakaya, ondan sonra üç, dört öyle otururlar. Böylece sohbet düzeni alınmış olur. Sohbet bittikten sonra hemen soru sormak için veya bir şey anlatmak için gidilmez. Sebep, yani herkes dinlenecek, bir nefeslenecek, bir ne bileyim terini silecek, çayını içecek. Ondan sonra denilirse ki soracak olan soru var mı, anlatacak olan bir şey var mı, özel bir şeysi olan var mı? O zaman insanlar gelirler, ne bileyim işte soracaklarını sorarlar, özel bir şeyleri varsa danışırlar. Öbür türlü herkes çayını içer, sohbetini eder, ne bileyim durumuna, vaziyetine kendince devam eder. Bunun böyle olması uygun, kardeşlerin birbirleriyle kardeşlik hukukunun dizayn edilmesi için. Yoksa normal, ya bir kardeş var ama işte İzmir'den geliyor ama ya tanışmadık hiç ya. Tanışaydın. Nerede tanışacaksın? Girdin burada, ilahi var, yok işte ya da sohbet var ya da bir şey var, tanışması mümkün değil. O yüzden kardeşler bu tip şeylere dikkat edecekler. Tam bu sohbet esnasında o kimsenin özel hayatı, özel durumu, özel konumu sorulmaz, araştırılmaz. Allah için birbirimizi sever, Allah için birbirimize sohbet ederiz. Evet. Mikrofon verin. Soru anlaşılmazsa cevap da anlaşılmaz. Mikrofon çalışmıyor mu? Halit Hoca sever hem mikrofona konuşmayı. Dinimizde Hazreti Peygamber Efendimiz üzerinde bir şüphe yaratma, hadisi şeriflerinin üzerinde oldu mu olmadı mı, doğru mu yanlış mı gibi
insanların üzerinde şüphe yarataraktan Hazreti Peygamber müessesesini sorgulatmak, doğruluğunu ve yanlışlığını tartışılır hale getirilmek üzere çok küresel anlamda bir moda var. Tabii bu kısmen Arap coğrafyasının bir kısmında, İslam coğrafyasının bir kısmında başarılmış durumda. Yani Türkiye'deki bu mealist akımlarla beraber bu akımcılar işte mealizm olsun, bize Kur'an yeterciler olsun. Bu hatta Amr bin As mızrağının ucuna Kur'an-ı Kerim asmasıyla da ilgili sizin verdiğiniz örnekler var. Tarih boyu Müslümanların yaşadığı en büyük problemlerden biri. Bize Kur'an yeter. Hazreti Peygamber müessesesini ise vaktin koşul ve şartlarına göre, uygunluk derecesine göre alır kullanır, uygun değilse kullanmayız diye bir düşünce tarzı oluşturulup Peygamber Efendimizin üzerinde şüphe yaratılıyor. Ben bunun kasıtlı olarak yapıldığını ve yaratıldığını düşünenim. Fakat burada bir tenakuz var. Bir kimse peygamber müessesesine şüpheli baksa, bize Kur'an yeter dese, Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş hükümleri de Allah katından belgeli olarak, vesikalı olarak veya kesin delilli ve kanıtlı olarak indirilmedi. Malum. Hazreti Peygamber Efendimiz dedi ki şu ayet indi. Biz de dedik ki evet o ayeti İslam olarak kabul ediyoruz. Kur'an-ı Kerim olarak kabul ediyoruz. O zaman Kur'an'ın esası da Hazreti Peygamber Efendimiz'e dayanmıyor mu? Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine. Yani bir kimsenin peygamber müessesesini sorgulayıp da üstünde şüpheye düşüp de bize Kur'an yeter demesi aslında bir süre sonra Kur'an-ı Kerim'in doğru hükümlerinin de tartışmaya açılacağı, Hazreti Peygamber'in hadisi şeriflerde yanlış bir şey yapmışsa, burada da ayetin nakillerinde veya asıllarında yanlış bir şey yapmış olabilir düşüncesi günümüzün veya bundan sonraki bu akımın bundan sonraki adımı olabilir mi? Yok. Bu konuda nasıl düşünebiliriz? Bu sonraya bırakmadılar bunu. Şimdi bunu konuşuyorlar. Yani ümmeti Muhammed hadis-i şeriflere ritmik olarak çok sert cevap vermeyince, yani ümmeti Muhammed'in hadis-i şeriflerin inkarına ritmik bir şekilde çok sert cevap vermesi lazımdı. Topyekun bir cevap vermesi lazım. Ama ümmeti Muhammed buna topyekun, ritmik, çok sert bir cevap vermeyince cesaret aldılar. Cesaret alaraktan mesela şimdi bunlar böyle alay ve sinsice konuşulan şeyler. İşte bazı ayetleri keçinin yediğini. On dokuza göre şeyin ne o? Bizim okuduğumuz Lakat Cahi, ondan sonra komple 19'a göre bu son iki ayet fazlalık deyip onu Edip Yüksel edepsizi onu söylüyor zaten. Ve normalde bazı ayetlerin ortadan kaldırıldığını, bazı ayetlerin yok edildiğini, bazı ayetlerin yok edildiğini, hatta bazı ayetlerin sonradan ilave edildiğini dair bu tip şimdi tartışmalar ve sözler var. Bu şundan kaynaklanıyor. Direkt. Ümmet-i Muhammed yenildi. Siyasi olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak, askeri olarak Osmanlı'yla beraber Ümmet-i Muhammed yenildi. Bu yenilginin altında Ümmet-i Muhammed'in bir şeye ritmik cevap verebilme yeteneği kalmadı. Bu eziklikle ve Ümmet-i Muhammed yenilince Ümmet-i Muhammed'in başına devletsel olarak hep kendi dönmelerini, kendi yetiştirmelerini, kendi devşirmelerini oturtturdular.
Mesela bugün haberlerde izlemişsindir. ABD Dışişleri Bakanı Prens Selman'a ne demiş? Seni kral yapmayız demiş. Seni kral yapmayız. Bu ne demek? Siz o koltukta oturuyorsanız bizim sayemizde oturuyorsunuz demek. Zaten bunu açıktan, o Trump denilen çılgındı, bunu açıktan söylüyor zaten. Böyle olunca ve hatta bütün İslam ülkelerinin durumu, hali meydanda. İçlerinde diyebiliriz ki en dik duran biziz. Biz de rahibi paldır küldür verdik. Yani en dik duran biziz. Biz de rahibi sorgusuz sualsiz verdik. Hadi git Trump'la öpüş dedik. Gitti öpüştü adam. Şimdi Ümmet-i Muhammed'in hadis inkarcılarına ritmik bir şekilde cevap veremedi. Topyekun. Ve Ümmet-i Muhammed topyekun dinin hukukundan ayrıldığı gibi dinin ibadetinden ve ahlakından da ayrıldı. Bakın, 100 yıldır Ümmet-i Muhammed dinin hukukundan ayrıldığı gibi dinin ibadetinden ve ahlakından da ayrıldı. Şimdi din olarak orta yerde bir tek insanların ben Müslümanım, ben iman ettim demeleri kaldı. Böyle olunca mesela Ümmet-i Muhammed bu tip tartışmalara, yani bir kısım ayetlerin keçinin yediğini, bir kısım ayetlerin sonradan ilave edildiğini, bir kısım ayetlerin değiştirildiğini, bir kısım ayetlerin 19'un katsayısına uymadığından fazla olduğunu, çıkarılması gerektiğine dair bu tartışmalara ritmik bir şekilde sert cevap veremiyor. Şimdi Ümmet-i Muhammed hukukundan ayrıldığı gibi ibadetinden ve ahlakından da ayrıldı dememin sebebi şu: ibadetinden ve ahlakından ayrıldı, ibadetinden ve ahlakından ayrılanlar için kapı aralandı. Yani onlar zaten ibadet etmiyorlar, kendince şöyle diyor: zaten bazı ayetler sıkıntılıymış. Zaten ibadet de etmiyorlar ya, ya zaten hadisler de sıkıntılı. Bakın, bu normalde hadislerle alakalı sıkıntıları çıkaran kimseler ibadetten uzak duranlar. Bu Kur'an ve sünnetle alakalı inkara giden insanlar, İslam'ın hukukunu zaten yaşamaları mümkün değil, dünya üzerinde böyle bir yer yok, ama kendi nefislerinde de yaşamayan, kendi nefislerinde ibadet etmeyen, kendi nefislerinde de İslam'ın ahlakını benimsemeyen kimseler. Bunların nefislerine daha hoş geliyor. Yani namaz, ne demek namaz? Namaz salat demek. Bu ne demek? Bu böyle aerobik, öyle demiyorlar mı bize? Ne o? Siz jimnastik mi yapıyorsunuz namaz kılmak? Ya namaz kılmak ne? Özünde namazı kılmak lazım. Ya özündeki namaz ne? O senin kalbinde. Sen onu içinde ara. Lan sen dışını bulamamışsın daha, içini nereden bulacaksın? Şimdi normalde birisi de ona böyle bir cevap vermiyor ki, aha ne özlü konuştu, tabii içinde ara. Lan sen daha dışın bulmuş, bulmamış, için nereden bulacak? Senin ağzın leş kokuyor. Burnun leş kokuyor, oran buran leş kokuyor senin. Senin dışın bulmamış daha, içi nereden bulacak? Sen dışını İslam etmemişsin, içini nereden edeceksin? Sen önce bir dışını İslam et bakalım bir. Sonra içini etmek için uğraş, çaba sarf et. Dışı İslam etmek kolay, içi etmek en zor.
Adam daha dışını etmeden içini İslam etmiş adam. Biz de bilmiyoruz ya dinin hukukunu, hükmünü, kaidesini, geldisini, gittisini. Biz de diyoruz, aa ya tabii ya adam içi önemli. Bir de ayet-i kerimeyi de patlattım, Allah sizin suretinize değil, siretinize, içinize bakar. Tamam, bitti işimiz. Sen dışın şişhane, altın tophane, için çirişhane ne olursa olsun önemli değil. Adamın içi, içinde Allah bildiğine göre, ya beni ilgilendirmiyor senin için. Beni ilgilendiren senin dışın. Senin dışın beni ilgilendiriyor. Ben sana o zaman yumruğu koyayım gözünün üzerine. Ben sana merhamet ettim. İç olarak öyle düşündüm. Sana merhameten vurdum diyeyim. Sen buna inanacaksın mı? Hayır. Neden? Yediğin yumruk sana acı gelecek. Yok. Adamın dışı Müslüman değil. Dışı İslam değil. Ama adam içini Müslüman etmiş. Kendince öyle söylüyor. Ya içini Müslüman etsen bu senin dışına yansır. Yansımamış dışına senin bir şey. Ama öyle değil. Öyle olunca bu tartışmaları koparan, bunları böyle söyleyen ibadetsiz Müslümanlara, ahlaksız Müslümanlara hoş geliyor. Böyle de söyleyince ağır konuştun sen. Ya İslam'ın ahlakına uymuyorsan ahlaksızsın. Başka ne diyeceğiz sana? Ahlaklı mısın diyeceğiz. İslam'ın belli bir ahlak ölçüleri var. Günah kebairleri var. Sen bu günah kebairleri göz göre göre yapıyorsan uymadın, ahlaksızsın. Böyle de denmiyor. Böyle de konuşunca sert konuştu oluyor. Sinirlendi mi? Şekeri mi yükseldi? Başlıyor millet. Ama o ayet ve hadis inkarcılarına karşı ümmeti Muhammed net, ortak bir dil kullanıp onlara karşı gelmiyor. Televizyonlar onlara çalışıyor. Gazeteler onlara çalışıyor. Radyolar onlara çalışıyor. Siyasetçiler onlara çalışıyor. Bürokratlar onlara çalışıyor. Sakallı bir kimse siyasetçilere ters geliyor. Böyle İslami görüntülü bir kimse siyasetçilere ters geliyor. Siyasetçiler onlarla beraber görünmek istemiyorlar. İstemiyorlar. Oyu onlardan alıyorlar. O istedikleri kimseler hacı abiler, hacı ablalar, sufi abiler, bir cemaate, bir tarikata, bir yere giden kimseler. Öyle. Vatan millet deyince en öne orta yere gidecek olan onlar, ulüfe dağıtılacağı zaman onlar unutuluyor. Onlara bakan yok. Yani hadis inkarcıları bangır bangır televizyonlarda bir şey söyleyen yok. Bir şey söyleyen yok. Şimdi siyaset, bürokrat, bunlar devletin içerisinde önemli organlar. Siyasetçiler bir şey demezse, bürokratlar bir şey demezse, biz zavallı fukara halka ne düşüyor ki? Biz burada kendi kendimize mücadele edeceğiz diye uğraşıyoruz. Ne olacak? İşte diyoruz ki toplayın komple hadisleri inkar eden, hadisleri alay edenlerin sohbetlerini, videolarını gönderin diyoruz şeye. Ne o? Bizim Salim'e. Salim'e sordum ne kadar? Çok az. Nerede Salim? Ne kadar toplandı? 14 tane toplanmış. Biz de çalışıyoruz ya hesapta. Bizim halimiz de bu. Bizim halimiz de bu. Twitter'da dolaşmayı, Facebook'larda dolaşmayı seviyoruz. Ama böyle bir hadis inkarcılarını yakalayalım. Bunların sohbetlerini tespit edelim. Bunları tespit ederekten gönderelim. Bu konuda bir çalışma yapılacak. Bu çalışmada bizim de bir tuzumuz olsun. Bu çalışmada bizim de bir payımız olsun.
Bu önemli bir şey. Buna biz de bakmıyoruz. Buna biz de bakmıyoruz. Biz de hamasi nutuklar atıyoruz. Yapmamız gerekeni yapmıyoruz. Ümmet-i Muhammed yapması gerekeni yapmıyor. Kardeşim, ben hadislere iman ettim ya. Bununla neden alay ediyorsun sen? Bunu neden küçük görüyorsun? Sen benim dini inancımı küçük göremezsin. Suç Türkiye'de bu. Biz bir Hristiyan'ın dini inancıyla alay edebilir miyiz? Edemiyoruz. Suç. Biz bir Yahudinin normalde dini inancıyla alay edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Suç. Atatürk'ü peygamber olarak görenler var bu ülkede. Biz onların bu dini inançlarını suçlu, suç olarak görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Türkiye'de Atatürkçülük dini var diye buna inanan insanlar var. Biz onlara kalkıp da hayır siz suç işliyorsunuz diyor muyuz? Hayır. Şiir yazmış adam. Arablar Kabe sizin olsun, bize anıt kabir yeter diye. Normalde böyle bir şey oluşmuş. Biz buna şimdi kalkıp da ay sen neden bu dine müntesipsin diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Ama ülkede belli bir kesim var ki normalde hadislerin inkar ettikleri yetmiyormuş gibi alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Ve hadisleri savunan kimselere hakaret ediyorlar. Onlarla alay ediyorlar. Biz bunlara karşı biz de vurdum duymazız. Yani bizim şey nerede Demirtaşlı çocuk? Yani o şey şikayet dilekçesi yazmış mesela. Dilekçe aslında tam şey değil. Ne o? Yani belki de ondan bir şey çıkmayacak ama ayağa kalktı ortalık. Ben Twitter'da yayınlayınca ayağa kalktı ortalık. Korktular bir anda. Bir anda ne yapacaklarını şaşırdılar. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oldu çünkü. Nasıl cevap vereceklerini kestiremediler. Bakın bu meseleyi güzel bir şekilde bütün herkes bunları inceleyip göndersin. Bunun planı programı hazır. Muhteşem bir plan program var. Bunu uygulayacağız. Ve insanlar hadis inkar ederlerken 100 sefer düşünecekler, 1000 sefer akletmeye kalkacaklar. Televizyonda, basında, orada, burada hadis inkar edemeyecekler. Benim nazarımda 100 yılın hizmeti olacak bu. 100 yılın hizmeti. Bu konu önemli. Bu konu çok önemli hem. Bu konu o kadar önemli ki. Bu mesele Türkiye'nin gündemini değiştirecek. Bakın Türkiye'nin gündemini değiştirecek. Bunlar abiyane tabirle köpeksiz köy buldular, değneksiz dolaşıyorlar. Adam Türkiye televizyonlarında hadislerle alay ediyor ya, bu ülkeden hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Hiç kimsenin. Ne ilahiyatçıların sesi çıkıyor, ne diyanetçilerin sesi çıkıyor, ne siyasetçilerin sesi çıkıyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bir yerlerden mi korkutuyorlar bunları? Bir yerlerden tehdit mi diyorlar? Bunları bir şeyler mi, bir şeyler söyleyerekten gözdağı mı veriyorlar?
Ya bu kadar böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ya bir kimse edilmesini istemem. Hiçbir siyasi liderin hakarete uğramasını, herhangi bir kimsenin hakarete uğramasını istemem. Ama herhangi bir yerde bir kimse ama cumhurbaşkanına ama herhangi bir parti başkanına hakaret etse savcılar kendiliklerinden harekete geçiyorlar. Anında soruşturma açıyorlar. Ama adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini inkar ediyor. Hadisleriyle alay ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine haşa pedofilli diyecek kadar hakaret ediyor. Ya kimse seslenmiyor. Kimse seslenmiyor. Hiç kimsenin hiçbir itirazı yok. Hiçbir itirazı yok hiç kimsenin. Biz şimdi kendi kendimize diyoruz, vay muhafazakar parti var ya iktidarda. Allah Allah. Nerede ya? Nerede kardeşim? Hadis inkarcıları meydanda, mezhep inkarcıları meydanda, sufi inkarcıları meydanda, tarikat inkarcıları meydanda. Meydanda onlar var. Cemaat inkarcıları meydanda. Herkesin dilinde bir laf var. Yeni FETÖ'ler olmasın. Ulan sizsiniz yeni FETÖ. Sizsiniz. Biz nereden FETÖ olacakmışız? Biz devlet adam mı kapacağız diye uğraşıyoruz? Kim devlet adam katmaya çalışıyorsa şimdi o FETÖ'cü. Kim haksız yere, kim hukuksuz bir şekilde, kim adam kayıraraktan devlete yerleşiyorsa o FETÖ'cü şimdi. 10 kişi toplanmış Allah'ı zikrediyor, bunlar yeni FETÖ'cü. Ulan belediyeleri ben mi yiyip içiyorum şimdi, FETÖ'cü olacağım? İhaleleri ben mi yiyip içiyorum? Ben mi ortadan para kaldırıyorum? Ona buna çamur atacaklar. Hadisleri savundun mu yeni FETÖ'cü bunlar. Mezhepleri savundun mu yeni FETÖ'cü bunlar. Ortalıkta haksızlık var, hukuksuzluk var, adaletsizlik var deyince yeni FETÖ'cü bunlar. Dil bu. Allah Allah. Meydandayız kardeşim. Aslımız belli, özümüz belli, geldiğimiz yer belli, gittiğimiz yer belli. Meydan hadis inkarcıları, Kur'an inkarcıları, mezhep inkarcılarına kaldı. Onlara kaldı. Herkes de seyrediyor. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Ortalık Allahsızların oldu, kitapsızların oldu, dönmelerin oldu. Evet. Allahsız, kitapsız, ahlaksız, dönme, devşirme ne varsa ortalık onlara kaldı. Onlara kaldı. Başka hiçbir şey değil. Milletin elinde 10 parmağında 10 yağlı kara, kime yağlı karayı bulaştıracağız diye akşamdan düşünüp sabahleyin yağlı karayı bulaştırıyorlar. Deccal gece ne söylüyorsa onlara sabahleyin yerine getiriyorlar. Memleketin hali bu. 40 bin kişi var cezaevlerinde uyuşturucudan yatan. 40 bin kişi.
cezaevlerinde 40 bin kişi uyuşturucudan yatıyor Türkiye'de. 40 bin kişi. Dikkat edin. Cezaevlerinde bilfiil yatan 40 bin kişi uyuşturucudan. Ülkenin geldiği hal bu. Biz hadis inkar edeceğiz diye uğraşıyoruz. Biz ayet inkar edeceğiz diye uğraşıyoruz. Biz mezhep inkar edeceğiz diye uğraşıyoruz. Biz millet 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi toplanmış orada Allah sohbeti yapıyor. Biz onlarla uğraşacağız diye uğraşıyoruz. Fuhuşa yardım ve yataklık yapan 20 bin kişi var cezaevlerinde. 20 bin kişi fuhuşa yardım ve yataklıktan, fuhuş yapmaktan değil. Fuhuşa yardım ve yataklık ne demek biliyor musunuz? Adam kendi evini fuhuşa açmış. Çok abiyane tabirle evini umumane yapmış, bilmem ne hane yapmış. 20 bin kişi var. Ya bu evler nefeste çalışmıyor, kadınla çalışıyor, adamla çalışıyor. 20 bin kişi, 20 bin tane ev sahibini sen tutup içeri attıysan, yani her evde 10 kişi olmuş olsa ne yaptı? 200 bin kişi. Türkiye'de 200 bin kadın var fahişelik yapan. Türkiye'de. Sen 30 bin kişiyi cezaevine attıysan onunla çarp onu. 300 bin kişi uyuşturucu kullanıyor ülkede. 200 bin kişi fuhuşla iştigal ediyor. 200 bin kişi fuhuşla iştigal ediyor. 10 binin üzerine, 10'la 12 binin üzerine, 13 bin üzerine ağır ceza mahkumu. Katil, işte ağır yaralama bunlar var. Bunların yanında bunlar melaike kalır. Bir kısmı. Terör var. Dikkat edin. 25 bin kişi hırsızlıktan yatıyor. Yakalanan 25 bin kişi. Yakalanmayanlarla beraber 100 bin kişi de. Gitti 1 milyon insan. Faal halde. Ne yaptı? Binde kaç yaptı doktor? 1 milyon böyle bir kimse olmuş olsa kirli işlerle. 80'de kaç etti? 80 milyonda 1 milyon. %1.25. Evet. Biz hadis inkar edeceğiz. Biz ahlak inkar edeceğiz. Biz hadisleri inkar edersek ahlak tamamen ortadan kalkacak zaten. Zaten kalkıyor. Tamamiyetle de kalkacak. Komple kalkacak. Ayetlerin üzerinde de bizim şüphelerimiz olunca olacağız biz ne Hristiyan, ne Yahudi, ne de Müslüman. İstedikleri de bu. O yüzden hadis inkarcılarına ritmik olarak ümmeti Muhammed ve ülkemiz cevap vermediğinden, veremediğinden dolayı şimdi ayetleri inkar ediyorlar. Ayetleri inkar ediyorlar. Hoca tehlike var diye parmak bastı. Ben tehlike değil, zaten yaşanıyor şu anda. Bildiğiniz ayetleri inkar ediyorlar. Yani o beklemediler yani. Nasıl olsa ümmetten ses çıkmıyor. Hızla biz bu işi halledelim dediler. Şimdi ayetleri de inkar ediyorlar. Yani bu ayet öyle değil de aslında böyle. Yok hayır direkt inkar ediyorlar. İşte o Hz.
Hazreti Peygamber Efendimiz naklederken yanlış nakletti. Gibi. Şöyle oldu. Onlar buluyorlar böyle yolunu. Oldu. Bir şekilde onu... Onlar yolunu buluyorlar. Bir de bunların yolunu bulacağı zaman hadis inkarcıları, mesela, hadisi inkar ettikleri yetmiyormuş gibi hadis inkarcıları burada işte hiç aslı astarı olmayan hadislere, mesela Buhari'de yok, Müslim'de yok, Tirmizi'de yok, İbn-i Mace'de yok, Ebu Davud'da yok, İmam Hanbel'de yok, işte ne bileyim Ebu Nuaym'de yok, şunda yok, bunda yok ama o dıdımın dıdığı 30 kusur tane hadis kitabının dışında bir hadis buluyor o. Bir kitap buluyor. Diyor ki burada diyor böyle söylüyor diyor. Bir de işin böyle edepsizliği var. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayet-i kerimesini almış mesela Bayraktar Bayraklı. Kendince bir yorumlamış. Aslında böyle yanlış anlaşılmıştır bu ayet-i kerime. İşte biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Burada bu anlam yanlıştır. İşte alemlere rahmet olan farklı bir şekilde kendince bir yorum katmış. Demiş ki bu da böyledir. Yani adam artık direkt olarak Peygamber Efendimiz'in müessesesi üzerinde tartışma başlatıp artık demek ki hadis-i şerifleri geçmişler. Geçmişler. Şuna geldiler. Hadis-i şerifleri söyleyen Hazreti Peygamberse, o da şüpheli şeyler söylediyse, yanlış şeyler söylediyse, demek Kur'an'ı da kendi kafasına göre yazdı veya Kur'an'ı naklederken kendisine göre nakletti. O zaman ayet-i kerimeler de elden geçirilmelidir. Tüm insanlık açısından doğru olanlar doğru olarak sabitlenmeli. Yani bir reellenmelidir diye bir düşünce çıkıyor ortaya. Ama biz hani gönlümüz yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i sabit olarak koruduğundan ve koruyacağından hamdolsun. Gönlümüz mutmain ama toplumumuz için çok büyük bir sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı var. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak korusun inşallah. Amin. Ümmet-i Muhammed'e inşallah feraset, ihsan eylesin. Amin. Doğruyu görmeyi nasip eylesin. Amin. Fâlemenâhû. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.